Merhabalar, AutoCAD 3D derslerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu ders serimizde size AutoCAD ile 3 boyutlu modeller yapmayı göstereceğim. Öncelikle AutoCAD'in son versiyonu, güncel versiyonunu indirmek için autodesk.com'a gidebilirsiniz. Buradan Education Community butonuna bir kez tıklayabilirsiniz. Ve soldaki Free Software kısmına bir kez tıklayarak öğrenmek için bu programı indirdiğiniz için Autodesk size bu programı ücretsiz olarak indirme imkanı tanıyacaktır. Biraz aşağı geldiğinizde bakın, AutoCAD'i burada görebilirsiniz. Bu e, bunun yanı sıra bakın, Autodesk'in bütün ürünlerini aslında ücretsiz bir şekilde indirip öğrenme amaçlı kullanabiliyorsunuz. Burada AutoCAD'i seçelim bir kez tıklayarak. Bu kısımda tabii bir kullanıcı adı oluşturmanız ve girmeniz gerekiyor. E, bunun yanı sıra versiyonunuzu, e, hangi oper operating system yani işletim sisteminde kullanacağınızı programı seçmeniz, belirlemeniz gerekiyor ve install now dediğinizde yüklemeniz için size yardımcı olacaktır. Bu eğitim serisi boyunca yapacağımız örneklerin bazılarını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi basit primitif objelerle başlıyoruz. Ekstrüzyon komutuyla oluşturabileceğimiz, revolve yani döndürerek hacimler oluşturabilmeyi göreceğiz. Sweep yani süpürerek hacimler oluşturma Loft dediğimiz daha karmaşık yüzeyleri oluşturmak için kullandığımız bir komut var. Bunun yanı belli örnekler yapacağız hepsiyle beraber kullanmak için. E, subtract yani objeleri birbirinden çıkararak şekiller oluşturmayı göreceğiz. Yine e, bütün öğrendiklerimizi beraber kullanarak bazı örnekler yapacağız. Yüzey modellemeye değineceğim. Bu ilginç bir konu arkadaşlar. E, AutoCAD'in artık belli bir versiyondan sonra yüzey modelleme araçları da gayet kuvvetli. Karmaşık şekiller ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yine bakın yüzey modellemeyle yapacağımız bir örnek. Çatı çizmeyi size göstereceğim ki işinize yarayacağını düşündüğüm bir komut. Özellikle mimar ve inşaat mühendisi arkadaşlar için makine parçaları çizmeye göreceğiz. Ve daha karmaşık örnekler yaparak çizimlerimizi, örneklerimizi bitireceğiz. Bunun yanı sıra çıktı almak için paftalar oluşturmayı göreceğiz gibi. Birçok örneği bu eğitim serisinde bulabilirsiniz. AutoCAD'e geri döndüğümde ilk 3 boyutlu çizim ekranımızı açmak istediğim, istediğimizde ne yapacağız onu göstermek istiyorum size. Yukarıdan sol üstten New butonuna bir kez bastım. Yeni bir pencere açmadan önce e, açarken daha doğrusu şablonlar karşımıza çıkıyordu. E, şablonlardan acat ISO 3 d seçerseniz veya Agile 3D de olur ama Agile ISO 3D'yi seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu e, bizim kullandığımız e, standartlarla Avrupa standartlarıyla e, çizim yapabileceğimiz bir şablondur. Üzerine çift tıklayabiliriz veya seçip buradan open diyebiliriz ve gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir çalışma alanı karşımıza geliyor. Bunun yanı sıra komutlarımız bakın hala 2 boyutlu komutlar. Mesela burada gördüğünüz gibi kutu çizme falan gibi komutlar bekliyorken öyle şeyler göremiyorum. Hala çizgi çizme gibi komutlar görebiliyorum. Dolayısıyla sağ alt kısımdan workspace switching dediğimiz kısma gelmenizi rica ediyorum. Buradan 3D modeling'i seçersek 3 boyutlu komutları yukarıda göreceğiz. Yapmanın bir yöntemi daha var onu da göstereyim size. Bakın burada Drafting and Annotation yazan kısma bir kez bastım ve 3D Modeling'i seçtim. Gördüğünüz gibi komutlarımız değişiyor ve gördüğünüz gibi kutu çizme veya iki boyutlu objelere üç boyutlu hacimler verme komutları karşımıza geldi. İlk üç boyutlu objemizi de çizelim ve dersi bitirelim. E, box komutuna geliyorum arkadaşlar kutu çizme komutuna. Bakın buradan tıklayabilirsiniz veya şu alttaki üçgene bir kez tıklayarak box'ı seçebilirsiniz. Herhangi bir kutu çizmek için bir kez ekrandaki herhangi bir yere tıklıyorum. Sonra ikinci bir noktaya tıklıyorum ve üçüncü bir noktaya tıklayarak kutumu çiziyorum. Evet böylece ilk üç boyutlu şeklimizi de oluşturmuş olduk. Teşekkürler dinlediğiniz için arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.